Özel Ünye Çakırtepe Hastanesi ile Ekran Gazetesi devam ediyor. Sevgili izleyenler, reklamların ardından Ekran Gazetesi'ne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde Jeoloji Mühendisleri Odası Ordu'yla temsilcisi Yekta Yüksel bizlerle birlikte 6 Şubat depremlerini geride bıraktığımız bir yılı ve bundan sonraki yapılması gerekenleri konuşacağız. Ancak öncesinde hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim efendim. Nasılsınız? İşte iyi. İyi diyelim. Yani yıl dönümü olduğu için bu gece İyi bir uyku uyumadığımı söyleyebilirim. Evet. Yani etkilendiğim kesin. Şimdi bir yılı geride bıraktık artık. Ancak hala acısı çok taze, çok yeni. 53 bin aşkın vatandaşımızı bu afetlerde hatta birbiri ardına olan afetlerde kaybettik. Hala bunun tedirginliğini yaşıyoruz. Orada çok sayıda vatandaşı kaybettik. Peki nasıl bir afeti geride bıraktık? Asrın afeti olarak nitelendiriyoruz. Sizin gözünüzden bakacak olursak nasıl bir afetti? Geçmiş dönemlerden Süleyman Demirel Körfez depremi için 1999 Körfez depremi için demişti ki Allah beterinden ve benzerinden saklasın demişti. Şu an için asrın yani Türkiye için asrın depremi olarak kabul edebiliriz. Bu doğru. Yani burada bir takım istatistik bilgiler var. 10 tane ilimiz direkt etkilenmiş. İşte bunlar ne? Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep, Osmaniye, Adıyaman, Malatya, Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis. Dolaylı olarak etkilenen Tunceli, Bingöl, Sivas, Kayseri, Niğde, Batman, Mardin ve Elazığ illerimiz etkilenmiş. İlki 7.8 Pazarcık. Aslında bunun 1-2 dakika öncesi Hatay. Kendi içinde 1-2 tane şehit olan Hatay var. Arda arda meydana gelmiş. Gündüz 13-15 civarlarında Ekinözü. O da 7.6, diğeri 7.8. 20.02.2023'te yine 6.4 Hatay Defne depremi. 57 bini aşkın artçı meydana gelmiş ve halen de meydana geliyor. Artçı sarsında meydana gelmiş. Resmi olarak 53.537 ülkemizde, 8.476 Suriye'de, toplam 62.013 kişi. Bu resmi kayıtlara söyleniyor. Evet. Toplam 122.000 yaralı. 310.000 bina yıkılmış veya ağır hasarlı kullanılamaz durumda. Baraj, gölet, boru ve enerji nakilatları, köprü, otoyol, viyadük, tünel, demiryolu, limanlar, havalimanları, altyapı, enerji, telekomünikasyon gibi çok sayıda tesis hasar görmüş veya kullanılamaz durumda. 1,5 milyona aşkın insanımız barınma sorunuyla karşılaşmış. 2 milyona yakın aşkın insanımız bölgeden göç etmiş. Uluslararası Çalışma Örgütü verilerine göre çok sayıda iş yeri, ofis, fabrika ve sanayi tesisi yıkılmış. Ağır hasar görmesi nedeniyle 650 binden fazla insan geçim imkanlarından mahrum kalmıştır. Bunları örneklendireceğim kısa kısa. Türkiye Büyük Millet Meclisi deprem zararlarını azaltma komisyonu raporlarına göre deprem 148.8 milyar dolar ekonomik kayba neden olmuş. Aslında bu daha gittikçe yıl olarak daha da artacağını düşünüyorum. Evet, hala devam ediyor tabii çünkü ki oradaki yaraların sarılması. Deprem sonrası 300 bin GSM yani cep telefonu abonesinin cep telefonlarının sinyalleri gelmemiş. 300 bin. 183 bin kredi kartı hiç kullanılmamış. Bakın biraz önce resmi olarak 150 şey kaç demiştim burada şeyde. Can kaybını mı? Can kaybı yani Türkiye 53.537 demiştim. Artık bilemiyorum yani şeyini. Evet. 5,5 ve üzeri deprem üretme potansiyeli olan 486 fayımız varmış, aktif fay. Çoğu büyük şehirler olmak üzere 24 kentimiz, büyük şehir kentimiz, yani büyük şehir veya merkez şehir kentimiz
Artı 110'a yakın ilçe, 500'e yakın mahalle direkt fay hatları üzerinde. Anadolu'yu adım adım gezerek 1948 yılında Kuzey Anadolu fay hattının varlığını ortaya koyan Büyük Hoca İhsan Ketin şöyle demiş. Kuzey Anadolu fay hattını keşfettim ama bunu anlatacak siyasi bir iradeyi karşımda bulamadım demiş. 2010'da 3 dakika süren 8.8'lik depremde Şili'de ölen kişi sayısı 500 küsür diyor. 2015 yine aynı şekilde vermiş. O da 9.5 şiddetinde 1655 kişi ölmüş. 9.5'tan bahsediyoruz bakın. Biz burada 7.6 ve 7.7'yi büyük asrın felaketi olarak söylüyoruz. Tabi bu Şili'deki dünyadaki en büyük depremlerden bir tanesi. Yani işin gerçeği. Şimdi şöyle bir şey, kısa bir şey söyleyelim. Diyelim ki bir fabrikanız var, işletmeniz var. 500 kişi çalışıyor. Bu en az 2000 kişilik bir ekonomik kayıp demektir. Yani ailelere, hanım, bebeği artı 2 tane çocuklar varsa 2000 kişi. 2000 kişinin pazarı, manavı, marketi, işte esnafına falan, alışverişi falan derken 4000 kişiye tekabül eder ekonomik kayıp. Sadece küçük bir şey, 500 kişi fabrikasını söylüyorum. Buradaki felaketin boyutunu şeyin verdiği, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün verdiği şeye göre çok daha büyük olduğunu düşünüyorum. Evet, maalesef ki. Peki depremler nasıl meydana geliyor? Elbette ki birazdan depremi önleyemiyoruz ama neler yapmamız gerektiğini konuşacağız ama şöyle bir depremin nasıl meydana geldiğini sizden öğrenelim. Ya bir fay hattının tekrar aktif hale gelmesi kaç yılı buluyor? Şimdi size şöyle bir perspektif çizeyim. Anadolu Yarımadası, Arap Yarımadası ve Afrika'nın sıkıştırmasıyla batıya doğru yılda 2 santim hareket ediyor. Biz 2 santim Ege'ye doğru ilerliyoruz. Orta kısım, bu sıkıştırma dediğine Türkiye'nin orta kısmında işte Mersin'den sonra Körfez, İskenderun Körfez'den sonra bir genişleme görürsünüz. Bu sıkıştırmanın eseridir. Toroslar'da yılda, 2 yılda 1 santim Toroslar'da yükselme var. Artvin Rize yöresinde ulusal nirengi hatlarında özellikle Artvin'de kuzey doğuya doğru bir sapma. Rize ve bu taraflarda da kuzey batıya doğru sapma var. Ulusal nirengi hatlarında. Bu sapmadan dolayı, yani bu sıkıştırmadan dolayı Arap Yarımadası ve Afrika'nın sıkıştırmasından. Yani Anadolu Yarımadası hareket halinde. Kısaca bunu söyleyelim. Deprem ne olur? Deprem jeolojik olarak bir açıklaması var. Yani bunu şöyle söyleyebilirim. Kayacın kendi içinde bir kesme kayma direnci vardır. Bu itim olayı devam ettiği zaman bu güç, büyük güç kayacın kesme ve kayma direncini aştığında bir sarsıntı meydana geliyor. Biz buna deprem diyoruz. Yerin derinliklerinde halkın anlayacağı dilde, vatandaşımızın anlayabileceği dilde söylersek yerin derinliklerinden meydana gelen sarsıntılara biz deprem diyoruz. Bunun merkezine episantır diyoruz. Daha ne diyeyim? Peki, şimdi siz az önce de sayısal verileri paylaşırken şöyle bir ayrıntıyı paylaştınız. Şili'de meydana gelen deprem ve depremin yüksekliğinden bahsettiniz. Yani ülkemizdeki depremlere baktığımızda çok çok daha yüksek, evet, bir yüksek depremi görüyoruz. Ancak can kaybına baktığımızda daha az bir can kaybı oluyor. Yani minimum bir zarardan bahsediyoruz. Buradan da anladığımız üzere deprem değil, bina öldürür gerçeği. Deyim yerindeyse bir tokat gibi yüzümüze çarpıyor. Peki biz binaları nasıl inşa etmeliyiz? Şili'de meydana gelen, yani birkaç tane deprem var. Sayısını şimdi 3-5 tane var. Şili bundan bir ders almış. 2015'teki 9.5 şiddetindeki depremden 1655 kişi hayatını kaybetmiş. Aralarda meydana gelen 500 kişi olan falan var. Şili buradan bir ders almış. Ama bir ders almadık. Biraz önce söyledim, İhsan Ketin Hoca'nın söylediği gibi Kuzey Anadolu fay hattını keşfettim ama bunu anlatabilecek bir siyasi iradeyi karşımda bulamadım demiş. Yani 1940'lardan beri, daha 30'lardan meydana gelen depremlerimiz daha eskilerdi falan var ama
Açıkçası ülke olarak ders almadık. Geçen yılki bu depremle ilgili yazdığım makalemde dedim ders almadık dedim. Aslında şöyle diyordum, 2021 yılında falan şöyle düşünüyordum. Buradaki dışarıda bir açık programda dedim ki, yani afete hazırlıklı değiliz ama afet acil yardım ve teşkilatlarının acil müdahalede iyiyiz diyordum. İzmir depreminden sonra söylüyordum bakın bunu. İzmir'deki Seferihisar'daki depreminden sonra söylüyordum. Ama yanılmışım. Afet acilde de iyi değiliz. Evet. Çok kötüyüz. Şimdi çok affedersin. Tabii buyurun. Binalarımızı iyi yapmadığımız için betonunu, demirini, çakılını, çimentosunu, kısacası agregasını iyi hazırlamadığımız için, iyi beton binalarımıza beton standartını yükseltmediğimiz için deprem değil, beton öldürüyor. Şimdi tabii kentsel dönüşüm bu noktada ön plana çıkıyor. Kentsel dönüşüm diyoruz. Elbette ki bir şehrin tamamen yıkılıp bir anda kentsel dönüşüme girmesi mümkün değil. Ama nasıl yapılması gerekiyor? Kentsel dönüşüme nereden başlanmalı? Biraz elbette ki geç kaldık Türkiye çapında. Ama nasıl, nereden başlayacağız kentsel dönüşüme? Bu açıkçası ülkeyi yöneten siyasi iradenin çözeceği bir konu. Bizim değil. Halkın çözeceği bir konu değil. Ortaya kanun koyacaksınız. Bununla ilgili bir fon ayıracaksınız. Ve bir yerden gecikmiş olmuş olsa bile bir yerden başlamak bitirmenin yarısıdır. Bir yerden başlamak gerekiyor. Ordunun zemin etütüne baktığımızda, ordunun zemin etütü nasıl peki? Serbest piyasada çalışan arkadaşlarımız bu zemin etütlerini yapıyorlar. Ama o da vizelere kaldırıldığı için raporlarımız ne kadar sağlıklı değil onu bilemiyorum. Açıkçası raporu hazırlayan kişi eğer raporla ilgili bir aksaklık binada bir şey gelmişse bütün sorumluluğu ona yıkmış. Yani adam eğer raporu hatalı rapor veya göstermelik bir rapor hazırlamışsa ve sonradan gelebilecek bir şeydi de bina yıkılması veya yan yatması, oturma, buna benzer bir problem meydana geldiğinde sorumlu olarak direkt bunu sorumlu tutmaktadır. Ama sadece bunu değil. Yapı denetim elemanlarını da bu işin içine koymuş. Ama günümüzde yapı denetim elemanları, benim grubum var, telefonla WhatsApp grubu var. Ankara'da, işte Türkiye'nin değişik yerlerinde adam yapı denetim elemanı yetersiz demir var diye, beton dökemezsiniz veya kalıbınızda eksiklik var, buna benzer bir şeyler söylüyor. Adamın ayaklarını kurşunluyorlar. Evet. Müteahhit firmalar yapı denetim elemanın kurşunlamışlar. Çok var, örnekleri var. Evet. Şimdi Ordu'dan yine devam edeceğim. Ordu'nun belli başlı bölgeleri için tehlikenin daha fazla olduğu söyleniyor olası bir depremde. Gerek zemin sıvılaşması, gerek evet, sağlıksız doğru. yapılar nedeniyle. Peki siz şöyle Ordu'ya baktığınızda nereler en tehlikeli bölgeler? Düz zeminleri söyleyelim. Düz zeminler olarak daha Rıhtım'ın bu tarafından beri köşkün oradan başladığımızda turna suyuna kadar olan düz zeminlerin hepsi sıvılaşma potansiyeli olan zeminler ve üzerindeki binalar risk altında. Burada bazı binaları ayırmak lazım, şöyle ayırmak lazım. Fura kazık temelli binalarımız için bunu söyleyemeyeceğim ama fura kazık temelli binalar yapmakla da üst kısımdaki beton kalitesinde de eğer standardı düşürmediysek tamam diyeceğim. Ama üst fora kazık temelini koyduk. Üst kısımlarda, katlarda beton standartının eğer düşüklük olursa, yani sıkıntılı bir beton olursa, o zaman o binalar içinde sıkıntılı diyeceğim. Bu düz zeminlerdeki sıvılaşma potansiyeli işte binanın zemine gömülmesidir aslında ağırlık nedeniyle. Bir tenekenin içine kumu, çakılı, agregayı koyun, içine biraz da su koyun. En üstüne bir tane ağırlık koyun ve tenekeyi sallayın. Salladığınız zaman üstündeki ağırlık o agreganın içine doğru gömülür. Bunun adı sıvılaşmadır. İşte binaların, ordunun düz zemindeki binalarında karşılaşacağı durum bu. Artı başka bir şeysi daha var. Şimdi deprem anında yeraltı suyu da hareket ettiği için, deprem dalgalar onu da hareket ettiği için, yeraltı suyu hareket ederken beraberinde kum ve mil, sil boyutundaki malzemeleri de beraberinde sürüklüyor. Bu da bina temellerinde boşluklar meydana geliyor ve binanın dikeyliğinden, şakirliğinden diyoruz eski tabirle, kayma hatta devrilmelere kadar varan olaylar dizisi meydana gelebiliyor. Peki en güvenli noktaları nereli? Yukarı kesimler diyeceğim. Yani eğimli araziler, yukarıdaki, yukarı kısımdaki eğimli araziler neresi?
Boztepe'nin, Nizamettin, işte Şahincili, yukarı, hı hı, yukarı kesimler, işte bu Kuğukent'in üst kesimleri falan, bu kesimler nispeten aşağıdaki zeminlere göre daha güvenli zeminler. Ha, evet, kendi içinde bir takım problemler olabilir ama bunlar çözülemeyecek problemler değil. Şimdi özellikle zemin yönünden söyleyeyim, yani temel parametresi olarak söylüyorum. Şimdi özellikle deprem bilimciler bu büyük depremlerin ardından belli başlı fay hatlarına dikkat çekmeye başladılar. Son olarak Bingöl ile Erzincan arasındaki 7 su fay hattına dikkat çekildi. Evet, ve bu 7 su fay hattının bizim yüksek kesimli ilçelerimizin de yine etkilenebileceği bir fay hattı. Peki buradaki aktiflik ne durumda şu anda, bu fay hattında deprem olası mı? Bekleniyor, olası. Bekleniyor. Şimdi yüksek kesimlerinizdeki binaları söylediniz. Eğer biz yüksek, diyelim ki Gölköy, kayalık bir zemin, binamızı adam gibi yapmazsak yüksek kesimde, yani kayalık bir zeminle bina yapmış olmakla kurtulamıyoruz. Beton standartımızı üst düzeyde tutmak durumundayız. Ki bizim Gölköy, Gürgentepe, Mesudiye ilçemiz Kuzey Anadolu fay hattına çok yakın bölgeler ve birinci derecede deprem bölgeleri. Gölköy ve Mesudiye. İşte Ulubey'e doğru gelince üçüncü derece, ikinci derece düşüyor. Aslında sorarsanız Türkiye'de deprem olmayacak bir yer yok. Her yerde deprem olabilir. Ha, belki yıkıcı olmayabilir. 5,5 olabilir, 5 veya 6 olabilir. Yıkıcı olmayabilir. Ama şehir merkezi için Kuzey Anadolu fay hattına bir deprem, şehir merkezine, işte bu düz zeminler için şehir merkezi bir faciadır. Bakın, nereden diyelim? Civil Deresi'nden öbür tarafa, yeni mahalle, düz mahalle, o tarafa doğru bir sıvılaşmayla ve binaların yıkıldığı zaman hangi iş makinesiyle kurtarmaya gideceksiniz? Hangi binanın arasına iş makinesini sokabileceksiniz? İstanbul'u söylemiyorum bile. Çok affedersiniz. Aslını sorarsanız deprem bizim bir milli politikamız olmalı. Deprem ülkemiz için bir beka meselesidir. Evet. Çünkü işte biraz önce söyledim, burada 148-150 milyar dolarlık bir ekonomik kayıp. Bu Türkiye'nin fakirleşmesi demektir. Yani sadece deprem olduğunda hatırlamayacağız. Bu gündemimizin ana maddesi olacak her dönem için. Milli politikamız olmalı. Bu milli politikamız olmalı. Şimdi 7 su fay hattından bahsettik ya, oradan yine devam edeceğim. Olası bir deprem meydana gelmesi durumunda 7 su fay hattında Ordu ne kadar etkilenir? Hangi bölgeler etkilenir? Maraş depremini 13 gündüz, gecekini ben duymadım açıkçası. Hı hı. Gündüzki depremde dairenin içindeyim. Ne kadar, kaç dakika sürdü? 45-50 dakika veya 1 dakika falan. Evet. Yani 40, saniyeler sürdü. 45-50 saniye veya 1 dakika falan sürdüğü söyleniyor ve herkes sokaktaydı. Hatırlıyorsanız. Kaç kilometre uzaklıkta? En az 350 kilometre, 300-350 kilometre uzaklıkta bir depremi biz burada ne kadar hissettik? Basbayağı hissettik. Bakın, Kuzey Anadolu fay hattına bağlı, şeyde de bağlı. Aynı şekilde Elazığ Sivrice depreminde de hissettik. Evet. Aynı şekilde. Onda da fazlasıyla hissettik burada. Yani şimdi Karlova, Bingöl, orada meydana gelen bir deprem bizim burada fazlasıyla hissedeceğimiz kesin. Evet. Ha, ama hasar görmeyebilir, şey olmayabilir. Ama önlem almak da gerekiyor. İşte uzak olmamız biraz avantaj. Evet. Ama Kuzey Anadolu fay hattı için aynısını söyleyemeyeceğim. Şimdi evet, tam da o konudan bahsedeceğim ben de. Deprem bilimci Profesör Doktor Naci Görür dün bir açıklama yaptı. Özellikle Doğu Anadolu bölgesiyle ilgili bir açıklamada bulundu. O bölgenin altında bir dinamit yatıyor dedi ve 25 ili de işaret etti. 25 ilin içerisinde Ordu da var. Peki siz bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bizler nasıl bir önlem almalıyız? Yapacağınız şey, zemin etütlerimizi, binalarımızın zemin etütlerimizi iyi yapıp zemin parametrelerine göre binamızın temelini tayin etmeliyiz. Beton kalitesinden asla ödün vermemeliyiz. Beton standartımız yüksek olmalı. Yani siz şimdi sıvılaşma potansiyeli olan bir zemine binayı geldiniz, kazdınız, temeli attınız, çıktınız, gittiniz, forakazlık yapmadınız. İki gün sonra deprem oldu veya biraz sonra deprem oldu. Sıvılaşma potansiyeli nedeniyle bina ya zemine doğru gömülecek. Eğer beton standartından taviz vermişseniz, betonunuz iyi değilse binanız akordeon olacak demektir. Veyahut da yeraltı suyunun hareketi nedeniyle binanız yan yatacak, devrilecek demektir. Evet, bunun için de önlem almak şart yani. Önlem almak, binanızı sağlam yapacağız.
zemin parametrelerine binanın temel tayinini yapacağız. Zeminin parametresine göre. Sıvılaşma için ayrı bir sıvılaşma potansiyeli için ayrı bir zemin, kayalık zeminler için ayrı bir temel detayı. Bunları belirlemek lazım. Peki şimdi bir bina içerisinde oturuyoruz. Böyle de bir uyarı geldi. Ne yapacağız? Ben binamı mı kontrol edeceğim? Taşınacak mıyım? Nasıl bir önlem almam gerekiyor vatandaş için? Önce kendinizi kurtaracaksınız. Binayı kurtaramazsınız. Binanın sağlıklı olup olmadığını nasıl öğreneceğim? Şu anda oturmuş olduğum bir konut var. Bununla ilgili beton yani bina şeye dayanıklı mı değil mi? Depreme dayanıklı mı? Beton betondan şeyler alınıyor. Karotlar alınıp laboratuvarlarda beton kalitesi ölçülüyor, bakılıyor. Bina sağlıklı veya değildir diye bu söyleniyor, evet, yapılıyor. Yani çünkü şimdi evet Profesör Doktor Naci Görür uyardı. Vatandaşlar şu an evlerinde oturuyorlar. Hepimizin birden taşınıp başka bir yere göçme ihtimalimiz yok. O zaman karot aldıracağız binamızdan, evet, sağlıklı mı beton, diye. Beton laboratuvarlarda kırdı. Beton kalitesinin iyi olup olmadığını kontrol edeceğiz. Bunu bakılacak. Anladım. Peki çok teşekkür ediyoruz Yekta Bey. Yayınımızın da sonuna geldik. Son birkaç cümle de alayım sizden. Neler söyleyeceksiniz? Açıkçasını söylersek yani yıl dönümü nedeniyle şimdi şu anda bambaşka duygular içindeyim. Kısacası afetler nedeniyle ülkemizde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Gerçekten çok büyük bir facia. 3-4 gün bu facianın olduğu zaman bilincinde olamadım demeyeceğim de facianın boyutu, evet, 3-4 gün sonra beni büyük bir strese soktu. Ve halen de bugün dün geceden beri de bunun stresini yaşıyorum. Kısacası söylemek gerekirse deprem öldürmez, beton öldürür. Binalarımızı sağlam yapalım. Evet. Teşekkür ediyoruz Yekta Bey yayınımıza katıldığınız ve verdiğiniz bilgiler için. Rica ederim. İyi günler dilerim. Yorum da gelmiş. Yorumu da okuyup reklama gitmek istiyorum. Safi Gül Korkmaz yazmış. Hayırlı sabahlar, günaydın, kolaylıklar dilerim Büşra Hemşerim. Miraç kandilimiz mübarek olsun. Dualarımız kabul olsun. Depremin yıl dönümünde yaslıyız. Allah böyle acılar bir daha bizlere yaşatmasın demiş. Evet, inşallah diyelim. Teşekkür ediyoruz Safi Gül Hanım'a. Hülya Tallı da hayırlı kandiller demiş. Teşekkür ediyoruz. Sizlere de hayırlı kandiller. Yekta Bey'e veda ediyoruz ancak bir sonraki bölümde haber merkezinden Nesrin Korkmaz bizlerle birlikte olacak. Gündemi değerlendirmeye devam edeceğiz ama şimdi reklam. Özel Ünye Çakırtepe Hastanesi ile Ekran Gazetesi devam edecek.